Şimdi Akit'in sürmanşetinde dünyanın en büyük sosyal konut hamlesi diyor. 500 bin konut dün Başkan Erdoğan açıkladı. 81 ilde gerçekleştirilecek sosyal konut projesinin detayları belli oldu. 5 yılda tamamlanacak proje sayesinde dar gelirlere uygun şartlarda ev ve arsa sahibi olunacak. 500 bin konut ve 250 bin arsa projesi ekonomiye dolaylı yollar ve doğrudan katkısı 900 milyar, dolaylı yollarla katkısı da 2 trilyon TL'yi bulacağı söyleniyor. 2023-2028 arasında olacak 250 bin konut amaçlı arsa, 500 bin sosyal konut, 50 bin iş yeri hizmete sunulacak. 608 bin lira fiyata sahip 2 artı 1 daireler. Aylık 2.280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle satılacak deniyor. 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi ise 3.187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeye kadar devam edeceği söyleniyor. Şehit yakını, gazi, engelli, emekliler ve 18-30 yaş arası gençler ise özel avantaj, onlara ayrılmış özel kontenjan bulunacak. Bu imkanlardan faydalanabilecekler deniyor. En dikkat çekici tarafı da taksitlendirmenin belirlenen asgari ücretin altında olacağı söyleniyor. Şimdi projeye başvurular bugün başladı. Bu sabah itibariyle başvurular başladı. Birçok gazetede haberi var. İşte sabah manşetinden vermiş, 2280 TL taksitte 100 yılın ev fırsatı diye vermiş. Aynı şekilde Yeni Şafak benzeri bir başlığı atmış. Konutta konut devrimi diye vermiş. Bir de eleştiren taraf var. Şimdi önce bu projeyi konuşalım isterseniz. Sonra yani projenin olayın yansımaları olayı güme götürmesin diye söylüyorum. Önce bu devasa olayı konuşalım. Çünkü çok ciddi bir konut problemi de, arz talep arasındaki dengesizlik de olduğu söyleniyordu. Kira artışlarının bundan olduğu söyleniyordu. Buna bir çözüm getirildi. Ciddi, köklü. Çünkü bu sadece konut sahibi olabilmek, dar gelirliye konut sahibi yapabilmek amaçlı değil. Aynı zamanda diğer konut talebi, arzla talep arasındaki denge yakalanırsa başka konu, normal konutların fiyatlarını da ciddi anlamda etkileyeceği söyleniyor. Bunu eleştirenler hangi cepheden bakıyor, nasıl şey yapıyor, onu ayrıca konuşalım. Önce bu projeyi anlatalım isterseniz. Evet, biraz geç kalmış bir proje. Onun için de eleştiriye tabi tutuluyor. Efendim seçim yatırımı vesaire deniliyor. Ama muhaliflerin yaptıkları eleştirileri daha sonra değerlendireceksek, ben sadece işte arsalar arsa olarak da verilebiliyor, daire şeklinde de yapılıp bitirilip teslim edilecek. Müracaat edenlerden 500 lira bir başvuru parası isteniyor. Bu 500 lirayı belki bir 100 lira, 150 lira gibi daha sembolik bir rakama indirmelerinde fayda var. Bazıları bu 500 liranın piyango çekilişi gibi olduğunu, işte 500 lira verenlerin piyangoya katılma hakkı kazandığını ve sonrasında da eğer piyango kendisine çıkacak olursa da işte bir 2 artı 1 daireyi 600 bin liraya, 3 artı 1 daireyi de 800 bin liraya alma hakkı kazanacağını vesaire biraz da karikatürize ederek anlatmaya çalışıyorlar ama piyango falan değil bu. Sonuç itibariyle müracaat eden insanlara, şartlara uyan insanlara, hane içerisinde toplam eşi çalışıyordur, ikisinin maaşı toplanacak. Efendim evin içerisinde bekardır çocuk, kendisi yararlanmak istiyordur, annesi babası çalışıyordur, üçü birden değerlendirilecek. Toplam aldıkları, eve giren para değerlendirilecek ki bu da sosyal devlet olma ilkesinin de bir gereğidir. Bir eve 3 tane maaş giriyorsa, dün İYİ Parti Meral Akşener'in bir dönerciye gittiğini ve dönercide iki gençle konuştuğunu, birisinin öğretmen olarak atanamadığını, diğerinin de üniversitede okumaya devam ettiğini gördük ama ağlaştılar. Ağlaşmalarına gerek yok. İki kişi birden aynı evde, ikisi de bekar olduğunu söyledi. İki kişi birden çalışıyor. Asgari 5500 lira net maaş alıyorlar. Bir de babaları veya anneleri emekli olarak maaş alıyorlarsa bir eve 3 tane maaş giriyor demektir. Bu da ne demektir? 2 çarpı 5500 11 bin lira.
Hadi emekli maaşı diyelim, varsayıyorum bunu. Belki de fiilen de çalışıyordur baba da. 3 bin, 4 bin lira asgari bir emekli maaşı alıyordur. 15 bin lira giriyor. Bu aile evin içerisinden bir kişi 600 bin liralık veya 800 bin liralık bu konutu almaya hak kazananların içerisinde olacak. Ondan sonra da kendi içinde sıralamalar yapılacak ve müracaatlar ona göre değerlendirilecek. Bir eleştiri yoğun olarak televizyonlarda, şurada burada da, sosyal medyada da, ya 60 bin lira peşinatından bahsediyorsunuz, bu 60 bin lirayı nereden bulacak dar gelirli insanlar diyorlar. Ben kanaatim o ki 60 bin lirayı o dar gelirli asgari ücretle geçinen insanlar dahi bulurlar. Şöyle bulurlar. Baktığınız zaman en sıradan arkadaşımızın elinde bir 8-9 bin liralık, 10 bin liralık cep telefonu görüyoruz. Yani bir cep telefonuna, halbuki 1500-2000 liralık da bir cep telefonuyla işini görme imkanı varken 7 bin lira, 8 bin lira, 9 bin lira verebilecek şekilde kendisini zorluyorsa, bu söylediğimiz şey cep telefonu falan değil. Bakın İslam dininde de en zorunlu ihtiyaçlar arasında ikamet gelir. Bir oturma yeri gelir. Binek eski dönemlerde özellikle belki attır, belki devedir. Bugün için belki bir araç tartışılabilir, olabilir. Ama bunun da başında barınma ihtiyacı gelir. Barınma ihtiyacı noktasında da insanların kendisine ait bir yerde barınması en temel haklarıdır. Onun için zaten sosyal devlet olma ilkesi gereği, İslam'da da aynı ilke vardır. Herkesin bir evi olması, kendi başını sokacağı, yağmurda, karda, soğukta başını sokabileceği bir evi olması mutlaka ilk hedef olması gerekir. Bu noktada bir cep telefonuna 8-9-10 bin lira veriliyorsa, verilebiliniyorsa, imkanlar zorlanabiliyorsa, eşinden, dostundan borç alacak, bu fırsatı kaçırmayacak. Sonrasında da peyderpey ona da borcunu ödeyecek. Ama bunu TL bazında alır, altın bazında alır, başka bir bazda alır. Faize karışmaksızın oradan buradan herhangi bir faizi müesseseden bir şey almadan bunun imkanlarını kolaylaştıracak şekilde alacaklar. Bizim eski dönemlerimizde rahmetli babam anlatırdı. İstanbul'a gelen, Anadolu'dan gelen insanlar aile içerisinde amcalar, yeğenler, dayılar, kardeşler birbirlerine, hatta köylüler birbirlerine böyle imece usulü diyebilirsiniz veya başka bir şey diyebilirsiniz. Birisi ev alacağı zaman o 10-15 kişilik grup içerisinden toplanır, ona peşinatı için vesaire yardım edilir. Sonra bir diğeri alacağı zaman da toplanır, o borç verilen paralar geri alınır, diğerine yardım edilir. Bu şekilde yardımlaşma bizim kurumumuzu da belki bu vesileyle hayata geçiririz veya daha diri tutarız. Bu noktada ben biraz geç kalmış diyebilirim ama öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ki şimdi bu olayın, bu atılan adımın depremle ilgisini hiçbirimiz yazmamışız, konuşmamışız. Neden bahsediyoruz? 500 bin konuttan bahsediyoruz. 500 bin konuttan bahsediyorsak 500 bin en azından 200-300 bin depreme dayanıksız evin de tasfiye edilmesinden bahsediyoruz. Tabii, bir de bu boyutu var çünkü işin. Dolayısıyla bunun için herkesin el ele verip ya şu işi bir şekilde hızlı olarak hayata geçirmek için bizim üzerimize ne düşer diyerekten el atması gerekir. İnşallah öyle bir toplum nezdinde, ben siyasi partilerden artık pek ümidim kalmadı ama toplum bazında inşallah böyle bir destek gelir. Evet, şimdi peşinatlar 60 bin lira ya da işte diğer daire için, o 3+1 için 80 küsur bin liralık bir peşinat belki çok gibi görülebiliyor dar gelirli için ama şöyle düşünmek lazım. Bugün İstanbul'da 3+1 daire fiyatı aşağı yukarı 2,5-3 milyon liraya dayanmış. Şimdi 3 milyon liralık bir daireyi 850 bine alacaksınız.
3187 lirada taksit ödeyeceksiniz. 85 bin lira bulunabilir bir para. Böyle bir değer için, yani 800 bin liraya alınacak bir daire için 3 milyon liradan, 3 milyon lirada satılıyor. 2 milyon liraya da 2+1'ler satılıyor İstanbul'da. Yani eğer sıfır bir daireye girmeye kalkarsanız belki 1 milyon liraya da bulursunuz, 800 bine de bulursunuz ama hali ortada işte şu anki durumla mukayese edince. O yüzden bu 60 bin lira ya da 80 küsur bin lira bulunabilecek bir para. Bu karşılığında alınacak değer için, elde edilecek değer için bulunabilecek bir para. Yani insanlar belki takılarını satacaklar. Yani sonuçta böyle bir altın takı, bilezik olabilir, işte gerdanlık olabilir. Vardır yoktur. Kimse de ya kimde var gerdanlık falan filan demesin. Ama yastık altında milyarlarca dolarlık altının Türkiye içerisinde olduğu bir gerçek. Bunlar açıklanıyor. Dolayısıyla insanlar biraz kendilerini zorlayacaklar. İlla kendisinin olmayabilir. Annesinin vardır, ablasının vardır. Senin bileziğini alayım. Ben bu peşinatı yatırayım. Ondan sonra da sana ben kendim öderim. Aynı şekilde altın olarak öderim derler. Bu şekilde bir yardımlaşmayı da hayata geçirmiş olurlar. Yoksa 60 bin lirayı ödemeyi. Peki ne yapılsın? O zaman yani hiç peşinatsız ondan sonra kalkalım işte Türkiye genelinde 500 bin konut yapabiliriz diyor siyasi iktidar. O zaman herkes müracaat ettiği zaman 60 bin lira vermeyi de göze alamayacak şekilde herhangi bir yardımlaşmanın da içerisine ben giremem diyen milyonlarca insan başvuracak. Milyonlarca insan başvurduğu zaman da hangi birine neyi yapacaksınız? Bu noktada da biraz daha mantıklı ve aklı selim sahibi olmak gerekiyor. Evet, bir izleyicimiz de şey yazmış. Yalnız şu yatay mimari fikrinden de bir vazgeçmediler gitti yazmış. Yani ben orada yani bir ters düşünüyorum tabii. O belki ironi yapmıştır. Belki doğru olarak söylemiştir. Yatay mimariyle yapılacak diye belirtiliyor bu. Ben orada şu anlık en azından deprem tehlikesi yaşadığımız bir dönemde efendim yatay mimariydi, şuydu buydu, işin artık bu boyutunda olmamamız gerekiyor. 10 katlıysa 10 katlı, 15 katlıysa 15 katlı, depreme dayanıklı, mümkün olduğu nispetle de sınırlı sayıda arsayı kullanarak yeşili de daha fazla bırakarak bu şekilde ikamet sorununu barındırsın. Yani siz dikey mimariye. Yani mümkün olur. Gökdelen yani 50 katlı yapılmasın tabii ama 5 katlı diye söyleniyor. Hayır, şimdi. İzleyicimiz de ona destek veriyor da o yüzden. Yani yatay mimari niye İstanbul için yatay mimari diyor. Arsa tamam, sıkıntısı çekilen bir yerde. Bazıları ironi de yapıyorlar. Yani yatay mimari dedi çünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. O gün de ben şahsen eleştirdim. İstanbul'da yatay mimariyi hayata geçirmeniz mümkün değil. Nitekim de sonrasında siz İstanbul'da belki diyebilirsiniz ki ya İstanbul'u CHP aldı. Onun için de hayata geçiremedi Cumhurbaşkanı. Ama yani AK Parti de alsa benim gördüğüm kadarıyla İstanbul'da siz 7 kat, 8 kattan aşağıya bina yapılması ekonomik değil, verimli değil. Siz bir temeli zaten atıyorsunuz. O temele %10 daha fazla masraf yaparak 7 kat yerine 8 kat yapabilirsiniz, 9 kat yapabilirsiniz. Dolayısıyla orada %10 maliyeti artırırken temelden, öbür taraftan bir daire, iki daire daha fazla yaptığınız zaman ki onu şahıslar alsın da demiyorum. Tabii ki devlet kendisinin bir hakkı varsa ben buranın yolunu daha geniş yapıyorum kardeşim. Bak yeşil daha fazla bırakacaksınız ama sizin arsanızın metrekaresi 9 kata yetmiyor. Dolayısıyla siz buraya bir katkıda bulunun. Yola katkıda bulunun. Yeşile, parka, okula, camiye bir katkıda bulunun diye. Onun düzenlemesini yapabilir. Ama sınırlı sayıda ve metrekaresi belli, toplam alanı belli bir İstanbul'da siz yatay mimari yapacağım, işte 4 katla 5 katla sınırlandıracağım dediğiniz zaman ben burada sosyal konut olduğu için belki teknik bazı sıkıntılar da olabilir. Hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Belki öyle 10 katlı binaların yapılması takibi zor olabilir. Bunun üzerinde uzun uzun düşünüldüğü belli oluyor. İşte şehit yakınlarına şu kontenjanı veriyoruz, şu kadar müracaatı onlara tahsis ettik. Bence asıl sorun bu projede değil ama İstanbul'da genelde bir sıkıntı var. Ne sıkıntısı var? Mesela
ben en somut örneğini, belediyenin ismini vermeyeyim, ilçenin ismini vermeyeyim. 5 kat imar izni var. Kentsel dönüşüme girecek, bina yıkılması gerekli, eski bina. Yine 5 kat izin veriyor. Şimdi müteahhite verin diyorlar. Müteahhite diyor ki sizden buradan her daire başına 700 bin lira alırım diyor. 700 bin lira alırım daire başına. Adam da diyor ki bir tanesi benim bunu verecek param yok, duruyor iş. Ama oraya diyor ki 7 kat izin verselerdi, 2 katı müteahhite ben çıksaydım, sizin 5 katınızda sizden 200'er bin lira alır, 5 katınızı yapardım diyor. İstanbul'da birçok noktada böyle bir sıkıntı çekiliyor aslında. Yani o çok sınırlı bildiğim kadarıyla. Benim görüştüğüm, bana hukukçu olduğum için de bazen müracaat eden okurlar da oluyor. Değişik kesimlerden insanlar da şikayetlerini dile getiriyorlar. Genelde birebir veriliyor da daha çok böyle bire birden ziyade bire iki isteyenler oluyor. Ya benim yerim çok güzel bir yer. Dolayısıyla ben çocuğumu da evlendireceğim. Kendime oturacağı bir yer olması lazım. Bir de çocuğumu evlendireceğim. Bir tane de ona vermeleri lazım diye talepte bulunuluyor. Ama dediğiniz şekilde de belki %5, %10 da o şekilde şikayetler vardır. Onları da yani 7 kat olmasın da 6 kat olsun. 700 bin lira olmasın da adama 300 bin liralık bir fatura çıkarsınlar. O da şunu düşünsün. Ya binam, dairem yenileniyor. Ben daha refah içerisinde, konforlu, daha düzgün bir evde oturacağım. İşte şu an her yıl badana, boya badana yaptığım halde, her yıl 10 bin lira masraf yaptığım halde gene sağlıklı bir yerde oturmuyorum, ama yeni bir bina olduğu zaman en azından 2 yıl, 3 yıl boyadan badanadan kurtarırım, şundan kurtarırım. Bunların hesaplarını ince ince yapmaları lazım. Herkesin yapması lazım. Ama maalesef hep bir eleştiri olmadı, yapılmadı şeklinde bir eleştiriyle karşı karşıya kalıyoruz. Evet, o eleştirilerden yapıcı olmayan, yıkıcı eleştiriler, yapıcı olan eleştirilere sözümüz yok, ama yıkıcı olan eleştirileri masaya yatıralım. Bakın bir gün. Bu ülkede ciddi bir konut sıkıntısı var. 3 günde bir, 5 günde bir eğer sebze meyve fiyatları aşağı indiyse konuta el atıyorlar. Aa, kiralar şu oldu bu oldu diyorlar. Kiralardan fırsat bulduklarında yurtlar ne alemde diyorlar. Ülke betona gömüldü diyorlar en kötü ihtimalle. Şimdi bakın, bunu söyleyen gazetelerden biri bir gün. Sandığın içine 500 bin ev sığdı diyor. Çok çirkin bir ifadeyle de Başkan Erdoğan'ın da karikatürünü yapmışlar. Diktatörlük olduğu söylenen ülkede yapmışlar bunu bir de. Projede yapılacak konut tasarımlarına da ben sızdım mı çizdim mi? Çizdim diye yazmışlar. Bunun da zaman ayarlı, sandık amaçlı olduğunu söylüyor. Cumhuriyet Gazetesi, yurttaşın kiradan kurtarılması lafta kaldı. Peki nasıl lafta kaldı? Yani hani lafta kaldı, proje yapılmadı demek olur herhalde. Para yandaşa gidecek. Nasıl, konut mu teslim edilmeyecek? Bu evleri kim nasıl alacak? Tek tek şart, madde madde. Şimdi Cumhuriyet'te Alev Coşkun ve arkadaşları bunu algılayamıyorlarsa bugün Akit'in sürmanşetine baksınlar. Akit sürmanşetinde tek tek o evleri kim nasıl alacak madde madde gösteriyor, söylüyor. Ama Cumhuriyet'teki arkadaşlar bunu algılayamamışlar. Niye? Hala kafa Samsun'da. Bahattin'in talimatıyla mı gitti yoksa gitmedi mi? Siz de bugün değinmişsiniz. Atatürk'ün bundan haberi var mı? Yani.